plana çıkan dört mevki var aslında. Sol bek, orta saha alternatifi, stoper alternatifi ve santrafor alternatifi. Bu dört mevki arasında sizin birinci önceliğiniz hangisi? Ya şöyle, bir kere bir acelemiz yok. Yani transfer için şu anda bir aciliyetimiz yok, acelemiz yok. Tabii ki değerlendiriyoruz, çalışıyoruz ama şu anda Kazım Can da antrenmanlara başladı. Bu hafta full olarak o da normal takım antrenmanlarına çıkacak. Rose başladı antrenmanlara. Yani Yusuf'un bir ayağında tekrar ağrı oldu dizinde son antrenman öncesi. Ama o da 2-3 güne kadar geçeceğini düşünüyorum. Tam kadro çalışmaya başladık. O yüzden acelemiz yok ama transfer içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bize direkt olarak katkı sağlayacak takım içerisinde hem saha içi hem saha dışı bize destek verebilecek oyuncular hakkında tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. Bununla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Tabii ki transfer çalışmalarını yaparken önümüzdeki seneyi de düşünüyoruz bir yandan. Yani bununla ilgili de adımlar atsak bizim için çok daha iyi olacak. Yani hem bu dönemi bizde geçirecek hem de devamında bizde devam edebilecek oyuncular olursa bizim için çok daha verimli olacak. Ama onun yanında tabii ki diğer oyuncularımızı da takip ediyoruz. Kiralık oyuncularımızı takip ediyoruz. Onlarla ilgili kulüplerin opsiyonları kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Ama Mustafa Muhammed'in de şu anda iyi durumda olduğunu görüyoruz. Morusan da aynı şekilde yani belli bir dönem az süre aldığı da oldu ama son dönemde çok etkili oynuyor. Onun maçlarını da takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Taylan ve Emre de çok iyi oynuyorlar. Onları da net bir şekilde görüyoruz. Yani hepsi bizim oyuncumuz. Sezon sonu onların durumuna göre hepsini değerlendirmek istiyoruz. Gideceklerle ilgili şöyle bir merakım var aslında. Emre Taşdemir ilk 11'de değişiklik Dubois oluyor. Arnold hiç süre almadı. Seferovic kadroda yok. Bu iki isimle ilgili bir ayrılık söz konusu mu? Nasıl bir yol izleyeceksiniz hocam? Şöyle tabii ki bütün oyuncular bizim oyuncumuz. Bir kere öyle başlayayım. Yani karakter olarak, kişilik olarak Patrick Van Arnold'u da Seferovic'i de çok seviyorum. Çok da çalışıyorlar her zaman. Yani oynadılar, oynamadılar. Aynı performansı sağ içi ve sağ dışı aynı saygıyı hepimize gösteriyorlar. Saygı, sevgi şeyimiz farklı. Ama bazı mevkilerde tabii ki yoğunluk oluyor. Yani santrafor bölgesinde tabii ki iki tane bu senenin başarılı oyuncusu var. Icardi bugün, yani Gomis'i de oyuna alamadık. Onun üzüntüsünü de yaşıyorum. Tabii ki bununla ilgili oyuncularımızla görüşmelerimiz tabii ki oluyor. Bazen oyunculardan size geliyor, bazen sizden oyunculara gidiyor. Ama sol bek mevkinde bir kalabalıklığımız var tabii ki. Orayla ilgili düşüncelerimiz olacak. Yani forvet anlamında da biliyorsunuz Barış'ı da Fenerbahçe maçında forvet olarak denedik.